diğer telefonumuzu alalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Alo. Alo, iyi günler. Sesim geliyor mu acaba? Çok net geliyor. Buyurun, dinliyoruz sizi. Tamam, iyi yayınlar diliyorum öncelikle Nur Hanım, Selin Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Benim şöyle bir sıkıntım vardı. Biz Ankara'da ikametgah ediyoruz. Ailemle birlikte yaşıyordum. Hı hı. Şehir dışına üniversite kazandım. Okumaya gittim. Hı hı. Annem, annemin mesleği babamınkinden daha iyi. Annem babamdan daha çok para kazanıyor. Bunu bir söyleyeyim ilk önce. Evet. Annem aşçı, babam asgari ücretle bir şirkette çalışıyor. Tamam. Ben şehir dışına çıktım okumak için. İşte ailemin benimle görüşebilmesi için o zamanlar Android telefon kullanmıyorlar. İşte ailemle görüntülü konuşabilmek için anneme bir Android telefon aldık işte. Benle görüntülü konuşsun, haber alsın falan. Neyse, üniversitem bitti benim. Üniversiteden sonra askere gitmeye karar aldık. Askere gittim. Askerde de aynı şekil işte birbirimizle haberleşmek için, işte nasıl durumda, nasıl olduğumu şey yapmak için birbirimize fotoğraf yolladık. Askerden döndüğümde işte tesadüfen bir gün annemin telefonunu elime aldım. İşte hani çocuklar, erkek çocukları annelerine illaki bakarlar, ellerini alırlar. Annemin telefonunu aldığımda mesajlarında bir şey yakaladım. Bir iş arkadaşıyla, normal bir arkadaş olarak değil ama hani böyle bir ilişki, bir flört konuşması, işte canımlı cicimli, daha da abartılı bir konuşma vardı. Tabii bir erkek çocuğu olarak hani bunu gururuma yediremedim. Çok sinirlendim, çok üzüldüm. Ama ne yapacağımı da bilemedim. Şimdi bunu babama söylesem, sakın, yani kesinlikle bir, hani daha önceden olmuş bir şeyleri anlatırım ben. Şu an yaşadığım şeyler değil. Babama söylesem söyleyemedim. Annemle hiç konuşamadım. Ama emin oldum yani. Sonra telefonun işte annemin bana yolladığı fotoğraflardan sonra işte annemin başka bir fotoğraf yollamış mı veya başka bir görüntü kaydı bir şey var mı diye daha fazla karıştırmaya başladım. Çıktı ve annemin işte o görüştüğü insana fotoğraf falan yolladığını, onun ona fotoğraf yolladığını gördüm. Kimmiş yani, o hani adam? Bir şey yapamadım. Bu adam annemin iş yerinde çalıştığı bir iş arkadaşı. Hala çalışıyor mu orada? Yok, annemi sonraları anneme bunu açıkladım, artık dayanamadım. Hani yediremedim gururuma kendime. Ne dedi anneniz? Babama da bir şey söylemek istemiyorum. Hayır. Annem ilk başta tabii ki de yani böyle bir şey olmadığını, hani böyle bir şey olmadığını, yanlış anladığımı şey yaptı ama İnkar ben etti. Üstüne git. Evet. Hani inkar etti ama ben üstüne gide artık bunalta sonunda açıkladı yani. Bana itiraf etti. Ne dedi? Ama ya görüşmedik dedi. Hani buluşmadık dedi. Herhangi bir gizli bir iş yapmadık ama dedi hani bir dönem dedi hani bir görüştük, konuştuk, telefonla sadece birliktelik yaşadık. Hani telefonla görüştük dedi. Ama herhangi bir hani eli elime falan değmedi gibi bir açıklama yaptı. Lütfen hatta kalın, bir reklama gidiyoruz, hemen dönüyoruz, ayrılmayın lütfen, tamam mı?